Her zaman arkadaşlar ben Aspar. Bugün sen gençler bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Storico Network'teyiz ve yanımda Kurcus var. Kurcus hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar Storico Network çok güzel bir survival sunucusu ve 1.17.1 sunucu. Şimdi size Kurcus ile birlikte burayı tanıtacağız. Tanıtıma geçmeden önce videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve sunucunun IP'si açıklama kısmında bulunmakta. Sunucuya da gelmeyi unutmayın. Hadi sunucuya gelemiyorsunuz. Discord adresine gelin. Sunucuya sonra gelirsiniz. Şimdi şöyle ben bir F5'ten çıkmak istiyorum. Tamam, çıktım F5'ten. Şimdi arkadaşlar sunucuya ilk girdiğimizde çakma lobide doğuyoruz. Registerimizi yapıyoruz. Login'imizi yapıyoruz. Ondan sonra ana lobiye geçiyoruz. Ana lobiden de Survival'da giriş yapıyoruz. Girdiğimizde arkadaşlar bizi iki adet menü karşılıyor. Storico özel ve Storico işte bilgi menüsü olarak iki menü karşılıyor. Storico özele bakalım. Storico sistemler menüsü diyor burada. Çiftçi, tarım sistemleri, klan, savaş, aksiyon diyor. Pinata parti diyor. Kanlay sistemi var. Battle Pass, agresif moblar, red sonsuz piston sistemleri, meslek sistemleri ve mobları yumurtaya çevirme sistemleri bulunmaktaymış. Buraları siz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Sağ tarafa geldiğimde nasıl oynanır, claim nasıl atılır, ürün satın alma, kurallar ve komutlar olmak üzere 2, 4, 5 menü bulunmakta. Nasıl oynanır menüsünde direkt yazıyor. Claim nasıl atılır da direkt yazıyor. Ürün satın alma da yazıyor. Kurallar da, komutlar da. Komutları dediğimde claim komutları, kişisel komutlar ve klan komutları olmak üzere 3 adet komuta ayrılıyor. Kurallar dediğimde de arkadaşlar genel kurallar, orman kuralları ve genel cezalar olarak burası da 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Sonra buraya geldiğimizde arkadaşlar Storico menü dediğimizde burada survival bilgilendirme, oyuncu profil, sunucu rütbeleri, sistem mağazası, sunucu özel kitler, ışınlanma noktaları, sanal sandıklar, web sitesi, Circle Network özel sistemler ve Discord sunucusu bulunmakta. Özel sistemler de burayı açıyor ve Battle Pass bulunmakta. Battle Pass ödüllerine buradan bakabiliyorsunuz. Bazı seviyeleri ücretsiz. Onun dışında premium alarak diğer bir şeyleri de açabiliyorsunuz. Günlük görevler bunlar arkadaşlar. Haftalık, hafta 1, hafta 2, hafta 3 olarak ayrılıyor. Buradan görevlerinizi yaparak Battle Pass ödüllerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında slash bilgi direkt buraya aktarıyor zaten. Profil dediğimiz arkadaşlar direkt burada gösteriyor. Sunucuya başlama tarihim, kırdığım blok, öldüğüm moblar olsun, o bu olsun. Her şeyi burada gösteriyor. Pingim dahil. Onun dışında burada köylüler bulunmakta arkadaşlar. Yani menüler bulunmakta. Burada warp'lar bulunmakta. Takas, spawn, arena, kasalar, orman, balıkçı, event alanı olmak üzere. Toplamda 2, 4, 6, 7 warp bulunmakta. Burada market, pazar ve parkur bulunmakta. Bunlar da menü. Oyuncu kitleri bulunmakta arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 kit bulunmakta toplamda arkadaşlar. Yanlış saymadıysam. Bunlardan şu alt kısım VIP, rehber, YouTuber kiti varmış. Ben bunu konayım hemen. Rütbe kit olarak da 2, 3, 6, 8 adet arkadaşlar. Rütbe kiti bulunmakta. Oyuncu marketi var. Oyuncu markette bloklar. Görmüş olduğunuz gibi bazıları alınıp bazıları satılabiliyor. Ya da bazıları alınıp sadece alınıyor ve satılmıyor. Yemekler, madenler, tarım. Mesela madenlerin hepsi satılıyor mu? Evet, madenlerin hepsi arkadaşlar Çoğu satılıyor evet. görmüş olduğunuz gibi. Aynen. Hepsi satılıyor. Canavar eşyaları. Canavar eşyalarının da bazıları alınıyor, bazıları satılıyor. Markette böyleydi. Oyuncu market. Görmüş olduğunuz gibi slash ah sistemi. Burada İstediğiniz gibi kendiniz elinizde item koyabiliyorsunuz ve satış sağlayabiliyorsunuz. Burada tarım ürünleri bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi tarım ürünleriyle demir alabiliyorsunuz. Burada bir Vladimir Putin var, bunu salla. Gümüş akçe takasçısı diyor. Görmüş olduğunuz gibi gümüş akçe arkadaşlar eventlerden, bosslardan ve bir şeyden daha düşüyordu. Oy verince. Ha, bir de slash oy yazıp oy verince yani slash Vota. vote verdiğinizde arkadaşlar buraya tıklayıp vote vermeye gidiyorsunuz. Vote vermeye gittiğinizde vote verdiğinizde görmüş olduğunuz gibi akçe veriyor size. Onun dışında burada görmüş olduğunuz gibi cevher tüccarı var. Kömürden başlayıp amatiste kadar böyle gidebiliyorsunuz. Onun dışında hop hop parkur. Burada özel eşya tüccarı var. Altın akçe ile Storica coin alıyorsunuz. Ya da Elytra ya da şey. Bu arada sunucuda özel elytralar var. Ben sadece şu an bende iki tanesi var ve bir ton özel elytra var. Takar gösterdim ama benim keyfim olduğu için direkt keyfim gözüküyor bende. Optifine'de olduğum için. Buradan yumurta falan da satın alabiliyorsunuz. Onun dışında burada ne var? Destansı eşya tüccarı diyor.
Historical Coin'e destansı eşyalar alabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Ve burada bilgilendirme yazıları bulunmakta arkadaşlar. Buraları okuyabilirsiniz. Burada ekstra rün takasçısı, spawner kırma, uçuş kağıdı. 5 dakikalık uçuş kağıdı 3 coin'miş. Spawner kırma 2 dakikalık. Toplamda 3 coin'miş. İkisi toplamda 6 coin yapıyor arkadaşlar. O şöyle, normalde spawner kırma herkese açık değil. Sadece o kağıdı kullanan, o izne sahip olanlarda kullanılabiliyor. Spawner kırma olayı. Anladım. Uçuş kağıdı da aynı sistem. Burada Vladimir Putin vardı biraz önce. Burası da nedir arkadaşlar? Buradan nedir bileti alıyorsunuz. Nedir bileti geliyor. Elinize sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladıktan sonra siz nedir'e mi yolluyordu? Evet, yollayacak. Şu an üzerinde çalışıyoruz Şu an evet. üzerinde çalışılıyor. Ufak bir bug'ı var, o kapatılıyor. Yani o kağıdı alıp sağ tıkladığınızda size otomatikman nedir'e yolluyor arkadaşlar. Öyle kafanızda istediğiniz gibi nedir'e gidemiyorsunuz. Kağıt alarak nedir'e gidiyorsunuz ki hani gittiğinizde kasın öyle boş takılmayın, nedir'e gitmeyin. Onun dışında burada kasalar bulunmakta arkadaşlar. Var kasalar diyor. Burada kasalar için yani köylü bulunmakta. Bir ton kötü şansla kasa anahtarı alabiliyorsunuz. Bunları biriktirelim. Vote kasası bulunmakta, event kasası bulunmakta, destansı kasa. Bunları açmıyorum arkadaşlar çünkü yani normal gösterebiliyorum. 2 saat vakit harcamaya gerek yok. Dünyalar kasası bulunmakta arkadaşlar. Orman kasası bulunmakta. Ve Storica kasası bulunmakta arkadaşlar. Bu kasalar menü. Hani mesela vereyim, buna geldim. Bunun sayfaları vardır. Yani sayfa sonu illa vardır. Yokmuş. Ama isterseniz sayfa sayfa da yapılabiliyor arkadaşlar. Onun dışında hemen bir warp'lara geçelim. Buradan hemen bir warp ormana gitmek istiyorum. Sen de Gidelim. gel kurucu. Heh. Warp ormana geldik arkadaşlar. Burada beni bir adet köylü karşılıyor. Sağ tıkladığımda oyun içi parayla claim bloğu satın alabildiğimizi görüyorum. Burada 10, 100, 1000, 10.000 oyun parasına 100 claim alabiliyormuşuz. Onun dışında da burada görmüş olduğunuz gibi artıyor. Burada güzel bir yazımız bulunmakta. Warp Orman Dünyası'na hoş geldin. Kırmızı çizgiden sonra PvP aktiftir. Dikkat et gibi tarzı şeyler yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada storico.nv.net yazıyor. Sitenin ve sunucunun adresi yazıyor. Buradan dışarı çıktığımızda arkadaşlar, Allah bismillah, bana tecavüz ederler burada. Ben gepimi yiyeyim. Yok, Valla sarı çizgiye kadar. PvP yok. he tamam, çıkacağım sarı çizgiden, o yüzden dedim. Arkadaş gelmesin, kesmeyeyim sonra. Şunları öldürelim. Gel, Lan bu neye menüleri çıktı? göster. Burada arkadaşlar her menünün kendi, ya yani sunucunun kendine özel bir texture pack'i bulunmakta. Bu texture pack'ten dolayı arkadaşlar kestin olsun, bu taş kesicinin olsun, hooper'ın olsun. İşte onun dışında fırlatıcı, çekici miydi? Bu fırlatıcının diğeri neydi ya? Bırakıcı. Bırakıcı ha. Toplayıcı olsun, bırakıcı olsun, bunların hepsinin kendi özel işlerinde gördüğünüz gibi tekstürleri var, yani arka planı bulunmakta. Ve her kılıç, balta, yay, ok, bilmem ne, onların da kendine göre tekstürleri bulunmakta arkadaşlar. Sunucunun kendi tekstür peki var. Tekstür pek de fazla FPS düşüren bir tekstür pek değil. O yüzden bilgisayarınız ortalama bir bilgisayar olsa da 1.17'yi kaldıran sunucuda gelip rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey var. Ben şu baltayı alayım. Mesela bir ağaç kırayım. İzninizle. Ağaç gömüş olduğu gibi kırılıyor arkadaşlar. Ve şöyle güzel bir tekstür oluşuyor. Ve fidanı gömüş olduğu gibi neydi bu? İsmini unuttum bunu ya. Akasya. Kaktüs diyecektim. Yok. Yok. Çam ağaçlarından düşüyor ya. Vladimir şey mi? Çam, yok normalde çam Ben mi? ağacından Ben mi? düşüyor. Kozalak. Ha, kozalak. Kozalak olarak gözüküyor. Peki kurucu, ben YouTuber'ım, neden fly'ım yok? Bana fly ver. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurucular bile emrimize uyuyor. Kurucu bekliyorum, kurucu. Slash fly. Ya direkt fly vereydin ya. Tamam, bunu da aldık arkadaşlar. Burada görmüşsünüz gibi birisi kaktüs farmı yapmış. Burada ne var? Burada birisi kendine bir ev tarzı bir şey yapmış. Burada da bir şeyler. Ya sunucuda şu an çok fazla bir kişi oynamıyor. Şey anlamında. 13-16 diyor ya. Totalde sunucuda 16 online var. 13'ü şu an survival arkadaşlar. Sunucu hub... Ha, 3'ü bed var. Sunucu burada hub bir sunucu. Yani gelip eğlenip takılabileceğiniz bir sunucu aslında. Ve görmüşsünüz gibi build anlamında da iyi oyuncular var yani. Böyle gelip build falan yapmışlar. Buraya takılmışlar, bir şeyler yapmışlar. Sunucu zaten 1.17 ve gelişmekte olan bir sunucu. Ve bir ton özelliği var. O yüzden gelmenizi tavsiye ederim. Onun dışında ben bir klan açacağım. Bu yüzden kurucudan para dilemem gerekiyor. Kurucu, para verir misin? Vereyim. Ben de bu sırada slash klan yazıyorum arkadaşlar.
klan sistemi bulunmakta sunucuda. Kendi klanlarınızı oluşturarak diğer klanları kapışabilirsiniz diğer klanlarla. Burada bir Ukrayna, bir de Türkiye bayrağı bulunmakta arkadaşlar. Bunu da sevdim bu arada. Kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Burada da ufak bir yere çizilmiş Ukrayna bayrağı var. Klan diyorum. Klan'da klan komutlarını görebiliyorum. Klan Create, Shazam diyorum arkadaşlar. Shazam bilenler bilir. Benim geleneksel klanımdır. Bütün sunucularda Shazam klanını açarım. Klanıma gelmek isteyen de vardır. Ben bu sunucuda oynayacağım için. 1.17 geleneksel bir survival sunucusu. Ve ben de oynayacağım için arkadaşlar. Gelen herkes, klanıma katılmak isteyen herkesi klanıma alacağım. Klana katılma sayısı var mı? Yani kişi sayısı sınırı. Yok, hayır. Yok. O zaman arkadaşlar gelen herkesi klanıma alabilirim. Klanıma katılmak için yapmanız gereken tek şey arkadaşlar sunucuda belirli bir süre oynamak. Yani geldiğiniz gibi almıyorum çünkü diğer sunucularda tanıtmış olduğum mesela Faction sunucusunda gelen herkesi klanıma aldım. Giriyordum, arada oynuyordum. Klanın iki kişi falan aktif oluyordu. Yani sunucuda gelip aktif oynayan kişileri klanıma alacağım ve birlikte oynayacağız arkadaşlar. O yüzden siz de sunucuya bekliyorum. Aktif bir şekilde oynayacaksınız. Klanımı alırım. Discord'da birlikte sunucuda kasılır oynarız arkadaşlar. Şimdi şu hayvanı öldüreceğim. Şimdi bosslar mı kaldı bir tek göstermediğimiz? Onun için de bir warp bakayım. Evet. Sen bosslara bak. Ben de bir warplardan orman, balıkçı. Balıkçıya bakmadım. Bir balıkçıya bakayım. Event alanı, kasalar, spawn, takas, arena var. Balıkçı burası arkadaşlar. Olta atarak balık tutabiliyorsunuz. Burada da ya da yatak var. Uykunuz falan gelirse gidin yatın. Uyku önemlidir. Burada event alanı bulunmakta. Event alanına gitmeyeceğim. Çünkü ben bir parkura uğrayacağım. Size parkur sistemini göstereceğim. Parkur. Bu parkurda beni geçebilecek varsa arkadaşlar buyursun gelsin. Tabii şimdi çok kasılarak oynuyorum ama. O parkura giren çıkamıyor. Ay tilt oldum. 7 skor yaptım. Biraz önce 40 yapmıştım. Yani parkurda ben muhtemelen siz sunucuya girdiğinizde top 1'de olurum. Beni geçebilecek varsa rakibim bekliyorum. Şimdi hemen bir boss sistemine bakalım arkadaşlar ufaktan. Kurucumuzu ayarlasın hemen bir. Bosslar hepsi burada gösteremeyeceğimiz kadar fazla, sadece bir iki örnek göstereceğim. Ya örnek warp boss event gösterelim. Gibi. Warp event. Ya zaten sunucuya gelip oynayan arkadaşlar görücü için örnek 1 ya da 2 adet. Bir tane göstersek de olur. Ya örnek olsun. Hani görünsün diye. Odin diyor. Ben hemen bir şöyle görüntü ayarları dedik, animasyonları açacağım. Görmüşsünüz gibi şöyle animasyonlar var arkadaşlar. Benim bilgisayarım kötü bu arada, o yüzden benim oyun biraz droplanıyor arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Odin şimşekler çaktırıyor görmüş olduğunuz gibi. Dalabiliyor muyum şu an? Evet. Odin amca selamünaleyküm. Kaç canı var bunun? Canı yazmıyor da. Şu an yarısı spawnladı. 5000. Evet. Hacı bu vur ölmez ki. Evet. O yüzden çoklu kişi sayısı olan eventlerde daha zevkli oluyor. Hep beraber kesmesi. Anladım. O yüzden pinyata gibi. Direkt dalıyorlar, ölüyorlar. Dalıyor, ölüyorlar. Aynen, mantıklı diye zaten. Bossların bana kalırsa canlarının biraz yüksek olması lazım. Çünkü hani boss'un canı ne kadar yüksek olursa o kadar kişi boss'a dalacak ve eğlencesi o kadar daha da artacak. Şimdi boss, evet, sistemi böyle. Onun dışında göstermediğiniz bir sistem, bir şey var mı? VIP fiyatları var. Teklik ister misin? Ben bir VIP fiyatlarından bakacağım. Allah bismillah. Allah'ım koru. Yarabbim. Allah 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 Allah. Asgard'ı yok ettin beni de mi edeceksin? Şerefsiz siktir git. Arkadaşım öldürür müsün şunu artık? Aa, ayıp ayıp. Ben burada bir fiyatlarına bakacağım, sal beni. Sunucuda arkadaşlar toplamda 2, 4, 5 adet VIP bulunmakta. Normal VIP'den SV Plus'a kadar. Normal VIP 15 lira, son VIP 120 lira arkadaşlar. Orantılı, yani ben de her VIP orantılı diyorum. Orantılı dememin nedeni arkadaşlar şöyle. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazmış, abi gördüğün VIP orantılı diyorsun, neresi orantılı falan diyen var. Şimdi şöyle orantılı. Normal bir VIP'de görmüş olduğunuz gibi warp kasa anahtarı veriyor. AFK, Feed, Repair, Head, VIP özellik veriyor. Repair özelliği survival bir sunucuda çok önemlidir. 5 set om hakkı, spawner buldun, kıramadın. Görmüş olduğunuz gibi spawner kırabilmeniz için kağıt almanız gerekiyor ve o 2 dakika kırmanıza izin veriyor. Bunun için çok önemli bir şey bence. Sınırsız ipeksi yeteneği diyor. Sınırsız ipeksi yeteneği muhtemel ipeksi mi basabiliyoruz, ne yapıyoruz onu anlamadım. Evet, işte az önce dediğim ipeksi biletinin sürekli basılı olduğu halini düşün. Hmm, okay. O yetkiye gerek kalmadan. Anladım. Kazmaya basılı olmasına gerek kalmadan yani. Yok, kazmaya basılı olsa da şu an normal bir oyuncu permi yoksa, o özelliğe sahip değilse kıramaz.
İpeksi olsa bile. Ama anladım. O ipeksi kağıdı hem oyuncuların kırması için var. VIP'lerdeki sınırsız ipeksi hakkı da kendilerinde ipeksi kazma varken bunu kullanmaları için var. Anladım. Görüşürüz herkesler, hani teker teker yetenekler ve hediyeler artıyor. O yüzden orantılı diyorum. Ve fiyatı da 120 lira. Bana göre uygun çünkü çoğu sunucuda son VIP'ler 200-250 lira falan. Yani başlangıç VIP'leri 20'lerden 30 liradan başlayan şu an sunucular var. Ve çoğu da hani bu kadar kaliteli bir sunucu değil. Ben şu animasyonları kapatacağım. Çünkü benim bilgisayar biraz kasıyor kötü olduğu için. Yani bu kadar kaliteli sunucu olmayıp VIP fiyatlarını 30 lirada 40 lirada tutan sunucular var arkadaşlar. İsim vermeyeceğim. Ama gerek yok. Sunucu kaliteli, güzel, VIP fiyatları da bana daha göre uygun. Söylemeden geçmeyelim. Gelen arkadaşlar slash VIPOL yazarak 12 saatlik ücretsiz VIP hediyenizi alabilirsiniz. Mesela şu anda ben VIPOL'u yazdım. Ama senin VIP... rolün geldi ama YouTuber rolün daha yüksek olduğu için gözükmüyor. Ben de gözüktü senin yazdığın konusunda. Yok biliyorum. Muhtemelen Lucky Perms kullanıyorsun değil mi? Evet. Lucky Perms çift yetki plugin olduğu için arkadaşlar çift perm verilebiliyor. O yüzden hangi perm daha üstünse onu gösterir. Alt permi göstermez. Yani siz de sunucuya geldiğinizde slash VIP olarak VIP olup kitinizi alabilirsiniz. Mesela ben gideyim hemen bir VIP olduğumda kit alabilirim değil mi? Aynen görmüşsünüz gibi normal VIP ha. Kitini aldım. Reaper. Yani YouTuber kiti üste çıkmış olabilir diyecektim. Reaper'ımı atabiliyorum. Feed deneyelim. Gözümde bir feed'im yoktu çünkü YouTuber'da. Feed'im çalışıyor. Mesela ne deneyelim başka? Hat var mıydı onda ya? Hat. Hat yok. Hat ama diğer sonuncularda vardı hat. Ya görmüş olduğunuz gibi yeteneği özellikleri çok olan bir sunucu. Özel itemları bol bol olan bir sunucu. Ben zaten burada oynayacağım. Discord sunucuda da paylaşacağım. Benimle birlikte oynamak isteyen Discord sunucuma gelip bana yazabilir. Sunucuya çekerim. Birlikte oynarız. Ondan sonra göstermeyi unuttuğumuz bir şey kaldı mı kurşu? Yok hayır. Tamam. O zaman arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sunucunun IP'si, Discord sunucusu sitesi açıklama kısmında bulunmakta. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yorumlarda sunucu hakkındaki fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.